Tekrardan merhabalar efendim. Gazino patronum geldi de ondan dolayı şey yaptım. Yarıda bıraktım. Çok sıcak oldu. Kırmızıyı çıkartayım. Yani saniye çıkacağım da. Çuval da giysem yakışıyor. Değil mi? Bam. Bam. Nerede kalmıştık efendim? Hanımefendinin yapmış olduğu Dragos'daki bir hanımefendinin evini e, satacağını ileri zanıma vereceğini. Ha, ileri zanım mı sattırıyor onu? malum kişi biliyor. Açıkladı. Yani. Ben de şöyle zannediyordum. Uğur'la beraber Yeliz'le Uğur oraya gittiklerinde aa herhalde Uğur'un üç yıl cezası var. Bundan dolayı davayı geri aldırtmaları için oraya gittiklerini zannediyordum. Yani konu beni aşar. Ama eğer böyle bir, bir, büyük Mevla kaldırılıyorsa zaten kendisi de söyledi. Kendisi de söyledi. Heh. Böyle bir şey kaldırılıyorsa benim musluğuma destek olan hanım aya da tekrardan buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Yeliz Hanım da geldi. Hoş geldiniz. Buyurun Yeliz Hanım, iddialara ne cevap vereceksiniz? Malum kişi de burada, siz geldiğinizde o otomatikman düşecek. Buyurun gelin, konuşacağınız bir şey varsa... Gelemesin benle küssün. Tamam. Aşağıdan yazacağın şeyleri ben buradan okuyacağım. Buyurun. Şükran Hanım hoş geldiniz. Şükran Hanıma olayın vakıfı olduğundan dolayı hani o dediğim kişi var ya Hanıma gelsin e gelir yayın zaten gelsin az önce yayındaydı zaten manzara gösteriyordu müzik dinliyordu sağım solum yalan ardeileri dinli dinliyordu evet. Ya e, beyefendi şey e, sizden bir şey rica edeceğim. Şu camı kapatabilir misiniz? Oradan onun için şey yapıyor. Arkaya kediler geliyor. Sağ camı. Sağım yalan, solum yalan. Ha kapandı tamam tamam tamam. Tamam. Hayır Aruşka gel. Gel ya. Yo gerek yok ki. Ben zaten <laughs> orada ne? Ara ara perdeyi çekmediniz ama. Ondan da yapıyor eee. evet. Çünkü bunların gözleri çok şey yani. Her ne kadar fenerli olmuş olsa da, ben hemen daha iyi bilir. Şey görüyorlar Fosforlu olmuş olsa. Evet, nerede kalmıştık? Ya bana göndersen o olacak Yeliz Hanım. Göndermesen o olacak yani. Yeliz Hanım'ın kaldırdığı cukkalar e, güzel. Bunu da açıklayan o kişi elinde deliller, ispatlar, kanıtlarla. Yoksa bizim haberimiz olmayacaktı. Biz nereden bilelim? Gerçi veren alan şey alan razı veren razı. E bize de Babilov pişer yemek dışar. Ama kalkıp da hanıma için homofobik olarak nitelendiriyorsunuz. Hem Uğur hem Yeliz ben buna karşıyım. Neden? Bunlar bana ceza aldırtırıyorlar. Beni 6 senedir benle uğraşıyorlar. Gitmediğim yerler kalmadı. Adli tıp, 29 Mayıs Hastanesi, Gülhane Hastanesi, Beşer Ay, Beşer Ay Ceza. Yani bugün ne yani o zaman nerede kaldı? Homofobikliği yapan siz kendi aranızda arayın. Benden üç kişi. Üç kişi diyorum ben. Sus kız. Ödül kemiği de verdi. Aaa! Kapı. Bu sefer de kapı Tamam. Tamam. Tamam reis. Asıl hanıma varsa Kraliçe varsa salon kızı Aruşka. Hah. <laughs> Güldüğüme bakmayın güldüğüme bakmayın. Tamam, tamam. Kader arkadaşınıza kalkıyorsunuz. Elinizden gelse hala ceza aldatırmaya çalışacaksınız. Asıl homofobikliği kendi içinizde arayın. Kendi aranızda arayın. Tamam mı? Ben buna karşıyım. Evet hanım var. şu an yine e, yayında manzara gösteriyor. Müzik dinliyor. Ve yorumları da kapatır o. Yani. Hülya ben kendisini gördüm. Gördüm. Birebir gördüm. Hülya Avşar'ın kopyası. Yeriz Hanım. Siz oradan diyorsunuz ki ne? Hülya Avşar'ın resmini almış oraya koymuş. Bu ee, sosyal e, medya platformuna aykırıdır. Kimse kimsenin resmini kullanamaz. Ha benim resimlerimi kullanıyorlar ama benden izin alıyorlar. Fan olaraktan. Açıyorlar. O ayrı konu. Ama gerçekten hanıma e, Hülya Avşar'ın kopyası. Yok sen eee E siz kendiniz Şengül Hanım'ın yayınında açıklama yapmadınız mı? He? Ha? Şengül Hanım'ı arayıp da önemli açıklamalarım elimde deliller, kanıtlar var derken siz kendiniz açıklama yapmadınız mı? Hala burada eee salağa yatıyorsun. He? Cin fikirli. sala yatma. Sen kendin açıkladın. O video bende. Gerektiği yerde, gerektiği zaman kullanacağım. Sen kendin geldin burada açıklama yaptın Şengül'ün yayınında. Bir git ya. Bir git. Bir daha bir şey yazarsan engelleyeceğim. Ha şu an engelemiyorum. Bir daha bir şey yazarsan engelleyeceğim. Tamam mı? Şu an engelemiyorum. Sen kendin söyledin. Sen kendin ortaya çıkarttın. İnsanlar nereden bilecekti? Sen salaya yatıyorsun şu anda. Ben senden daha çok bilgiliyim. Öyle mi? Benim şey e, ben seni engellersen Şengül'ün yayınına giremem. Ben sanki yayıncı bir usta fenomen değilim. Vay be! Vay be! Canım isterse engellerim seni. Bir daha bekliyorum. Kötü bir şey yazdığında olumsuz. Çünkü bunların hepsini ortaya çıkartan sensin. Tamam mı? Biz senden duyduk. Şengül'ün yayına katıldın. Şengül abla beni alır mısın diye telefonla aramışsın. Önemli konuşacaklarım var diyerekten. Ondan sonra da Şengül abla almış seni. Sen bunları söyledin. Yoksa sen söylemezsen biz nereden bileceğiz? Doğrudur. Kimse inkar etmediyse doğrudur. E ne dedim? Alan razı, veren razı. Bize pışar yemek düşer. Yani. Ama sen açıkladın. Sen kendin açıkladın. Oğur gelsin Oğur alırım. Gelmek istersen gel Uğur. Fazla kalacak diyelim. Sahneye çıkacağım. Uğur gelirse onu da e, düşüncelerini alacağım. Gelmiyorum Sibel abla derse e, ne videoma son vereceğim. Yani ya Sar Sultan duydu, duydu ya senin açıklamalarını. Az önce bile Şengül'ün yayınında Hanıma'ya diyorsun ki ne? Hanıma, ben sana özelden yazdım ama ne yazdığını ben bilmiyorum. Ama ben çok iyi biliyorum da şu an açıklamak istemiyorum burada. He, yanlış anlaşılma olmasın dediğini de. Bu olayı ortaya çıkartan sensin. Olabilir. Gündür da bana tariz. Yedi yıldır bana kim bakıyordu. Tamam bu ara konuşmuyoruz. Ayrıyım. Ben kendim ayrıldım. Veya o ayrıldı. Kimse kimseden üstün değildir. Demek ki o an anlaşamadık beyin olarak da bir şey mi? Kimse benim içkime karışamaz. Günur Hanım, size de buradan bir çift lafım olacak, sözüm olacak. Bana. Çok e, baskı yaptığınızın e, siz farkındasınız değil mi efendim? He. Gönderdiğiniz parayı benim başıma kalkıyorsunuz kuruşu kuruşuna. Bundan dolayı anlaşamıyoruz Gündür ile. İyi bir insan olabilir. Ben de kötü olabilirim. Veya o kötüdür veya ben iyiyimdir. Beş parmağın beşi birbirini tutmaz. Bundan dolayı yapılan iyilikler takazalık olaraktan başa kalkılmaz. Saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.